Bugün Kasım ayı İngilizce MEP örnek sorularını çözeceğiz. Aranızdan bazı öğrencilerim var zaten. Onlarla çözdük ama yine de onların da yorum yapmasını istiyorum. Özelden gönderiyorsunuz. Tamam mı? Birinin cevabı şu diye. Daha sonra ben size açıklayacağım arkadaşlar. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Evet, İrem çok hızlısın. Örnek soruların arkadaşlar şeyi çok güzel, hoşuma gidiyor. Ama LGS'de bir tık daha kolay soruyorlar, onu da söyleyeyim. Örnek sorular gibi gelse bence daha da güzel olur. Evet, şu ana kadar gönderen kişilerin hepsi doğru arkadaşlar. Evet, Azra bir dikkat et. Azra. Evet, doğru Beyza. Eyüp Asaf doğru. Evet, son bir kişi daha göndersin, sonra başlayacağım arkadaşlar. Evet, tamam gönderdiniz. Yetsin arkadaşlar, bu kadar. Şimdi sorularımızı çözerken lütfen arkadaşlar taktiklere çok dikkat edin. Bunlar bizim işimizi kolaylaştırır, tamam mı? Alice plans a birthday party on Sunday evening. Pazar akşamı bir doğum günü partisi yapacak. Invite her friends, arkadaşlarını davet ediyor. Ve burada da arkadaşlarının cevapları var demiş. Burada bakın 2, 4, 6 kişi var arkadaşlar. Who refuses? Refuse kelimesini artık öğrendiniz. R'den aklımızda kalsın demiştik. Reddetmek. Kim reddediyor? Öncelikle buna bakacağız. Reddetme kelimesine. Ama arkadaşlar diyor ki devamında. By giving an excuse. Mazeret belirterek reddetmiştir diyor. Şu arkadaşlarımızı kabul edivereyim. Mazeret belirterek kabul etmiş dediğine göre arkadaşlar bizim sadece reddetme önemli değil. Aynı zamanda mazeretini de söylemesi lazım. Mesela sınavda 6 cümle var. En kolay arkadaşlar Julia denk geldi gözünüze. Farz edelim ki herkesin farklı şıklar gelebilir. I am sorry, üzgünüm fakat katılamam on Sunday night. Pazar gecesi katılamam demiş. Bu arkadaşlar bir mazeret söylemediği için Julia'nın olduğu şıkları bakın eliyorsunuz arkadaşlar. İki tane şıkkı elediniz. Ben rastgele yaptım bunu arkadaşlar. Yani Julia kolay geldi diye yaptım. Siz de kendinize göre hangisi kolay gelirse onları yapacaksınız. Julia'lardan dolayı arkadaşlar A ve B'yi eledim. Şimdi bana Julia kolay geldi ama siz mesela Deniz Rose'un olduğu kolay gelebilir. Sen Sally'den başlayabilirsin. Herkesin kendi bildiği kelimeden yola çıkalım. Sally'yi devam edeyim ben. That sounds great. Kulağa harika geliyor. But. Zaten ne demiştik? But varsa biraz daha dikkatli olun cümlelerde. I am going to a jazz concert. Jazz konserine gideceğim. Evet bir mazeret bulduk arkadaşlar. O zaman Sally kesinlikle olacak. Sally'ye baktığım zaman arkadaşlar burada var. Ama tabii ki hemen işaretlemeyeceğim. Aa Sally'yi buldum. O zaman cevap yapıştır Deniz'i demeyeceksiniz. Anna'ya bakıyorum hemen. Partileri severim fakat demiş. Devamında arkadaşlar bir mazeret daha söylemiş. Ne demiş mazeretinde? I have to take care of my little sister. Kız kardeşime bakacağım, küçük kardeşime bakacağım demiş. Evet, Anna da var. Bir de emin olmak için Rose'a bakalım. İsterim ama büyük anne babamı hafta sonu ziyaret edeceğim demiş. Bize gelecekler hafta sonu demiş. O zaman arkadaşlar Denizli'den kesinlikle ve kesinlikle eminim diyorum. Denizli yapanlar doğru. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bir kişinin hatalı sorusu vardı burada. Şimdi diğer sorum arkadaşlar. Davetiye verilmiş bir soru. Davetiyeye dikkatli bakın. Evet cevaplarınızı alayım ben. 2 diye başına yazarsanız en azından ben de karıştırmamış olurum. 1 mi 2 mi diye. Evet Zuldenaz aynen bu şekilde. Evet Sibel doğru, Hatice doğru, Beyza doğru. Eyüp Asaf doğru. Sudenaz doğru. İrem Azra doğru. Son bir kişi daha göndersin başlayayım. Evet Beyza Değirmenci doğru. Şimdi arkadaşlar sorularımızda artık yöntemimi az çok öğrendiniz diye düşünüyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir davetiye verilmiş diyor. Buna göre hangisi etkinlikle alakalı doğrudur demiş. Ben şöyle büyüteyim. Daha net görün arkadaşlar soruyu. Şimdi yukarıdaki bilgiye göre which of the following can be Laura's message to Mary? Laura'nın mesajı olabilir, Mary'ye demiş. Mesajı olabilir. Şimdi mesaja baktığımız zaman
Join our graduation party, mezuniyet partimize katılın demiş ve tarihini vermiş, Happy Garden caddesini vermiş, sonra kişi başı $15 olduğunu söylemiş. How much do we have to pay? Kaç para ödeyeceğiz? Bu davetiye elinde olan bir kişi arkadaşlar. Şu 4 kişi katılmış, onları kabul edivereyim bir hemen. Evet. How much do we have to pay? Kaç para ödeyeceğiz? Yani bu davetiye elimizdeyse biz kaç para ödeyeceğiz diye karşımızdakini arayıp sormayız ya da mesaj atmayız. Beye bakalım. What time is the party going to take start? Bakın arkadaşlar, ilk derslerinde olması lazım. What time'la when'in farkını sorarlar demiştim. Bakın örnek soruda da karşımıza tekrar sordular. Dikkatli olun. When'le what time arkadaşlar çok karıştırılır ve sınavlarda buradan bizi tuzağa düşürürler. What time dediği zaman saate bakacaksınız. When dediğimiz zaman yıl, ay, gün, bir tarihe bakacaksınız. Hata yapmayın. Şimdi bunu what time'ı hemen ne zaman diye çevirip ha zamanı var cuma günü 19 Haziran'da diye çeviriyorsunuz. Hataya buradan düşüyorsunuz. What time saat kaçta demek? What time cidden aklınızda kalsın. Parti saat kaçta başlayacak? Bakıyorum davetiyede saatle ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir dursun diyorum. Sonra where is the party going to take place? Take place ifadesini de unutmayın. Gerçekleşmek demek arkadaşlar. Tek başına place yer demektir. Nerede gerçekleşecek? Evet, Happy Garden'da yerinde söylenmiş. When is the event going to be? Etkinlik ne zaman olacak? Cuma günü olacak cevabı var. B'nin arkadaşlar cevabı olmadığı için, yani yukarıda B'nin sorusunu bulamadığımız için arkadaşımıza bununla ilgili bir mesaj atarız arkadaşlar. Güzel sorulardan bir tanesiydi. Evet, üçüncü sorumuz benim de hoşuma giden sorulardan. 3 diye yazarsanız başına ben de net cevap veririm arkadaşlar. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Evet, şu ana kadar gönderenlerin hepsi doğru arkadaşlar. Evet, Hatice doğru. Azra bir dikkat et tekrar. Azra. Evet. Bir kişi daha göndersin, başlayayım. Evet, Eyüp Asaf da gönderdi. Başlayayım arkadaşlar. Şimdi soru uzunmuş gibi gözükebilir arkadaşlar size şöyle baktığımız zaman. Aşağıda demiş Dean'in hafta sonları, bakın at weekends'a dikkat edin. Hafta sonları arkadaşlarla yaptığı tabloyu göstermiş. Dean bunları yapıyor. Sam, Sarah ve Hannah'ın yaptığı etkinlikler var. Bize doğruyu sormuş arkadaşlar. Böyle sorularda yine birinci soruda söylediğim gibi en kolay hangisi işinize geliyorsa ondan başlayın. Mesela B benim gözüme çok kolay geldi. Ben hemen B'den başlıyorum. Sam ve Dean film izlemeyi sever. Hemen Sam'e bakıyorum. Film izlemek var mı? Evet, Sam'de film izlemek var. Bir de Dean'e bakalım. Going to a concert, konsere gitmek, partiye gitmek, film yok. O zaman arkadaşlar B'yi eliyorum. Tamam mı? B'yi eliyorum. Sonra arkadaşlar hangisi kolay gelsin? A kolay gelsin sizin için söylüyorum. A'da diyor ki Sarah ve Hannah enjoy attending parties. Partiye katılmayı severler. Hemen Sarah'ı buluyorum. Parti ile ilgili bir şey var mı? Evde kalmak, piyano dersi almak. Parti ile ilgili Sarah'da bir şey yok ki. Anaya bakmaya gerek yok. Bunda olsa bile fark etmez arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyorum. Geçtim Ceyhan arkadaşlar. AB'yi elediğim için. Dean and Sarah are interested in music. Müziğe ilgi duyuyorlar Dean ve Sarah demiş. Dean'e bakıyorum arkadaşlar. Biraz önce hatırlıyorum ben konser. Evet, bir müzikle ilgili bir şey var. Bir de Sarah'a bakalım. Sarah'a baktığım zaman evde kalmak ve piyano dersleri almak müzikle alakalı. Evet, ortak noktayı buldum. Bu arkadaşlar olabilir diyorum. Denizli'ye bakıyorum. Tabii ki hemen işaretlemiyorum. Hannah ve Sam like spending time at home. Evde zaman geçirmeyi seviyorlar. Spending time at home, staying at home'la aynı. Sam'de arkadaşlar seeing a movie, doing shopping. Evde kalmayla alakalı bir şey yok. Bir daha Hannah'a bakalım. Sinemaya gitmek ve turnuva için antrenman yapmak. Bu da olmaz. O zaman doğru cevabım Ceyhan diyorum arkadaşlar. Tamam. Güzel. Geçtik diğer sorumuza. Dördüncü sorumuz arkadaşlar.
Evet, cevaplar gelmeye başladı. Erva, Eyüp, Beyza, Sibel, evet, aynı cevabı diyormuş, göndermişsiniz. Biraz dikkat isteyen bir soru arkadaşlar. Bakayım bir. Evet, şu ana kadar Erva, Eyüp, Beyza, Sibel, Hatice, biraz dikkatli olun. Sudenaz, evet, Sudenaz doğru. İrem sen de dikkatli ol. Berkay dikkatli ol. Meryem dikkatli ol. Evet, demek ki bayağı bir dikkat isteyen bir soru arkadaşlar. Pınar dikkatli ol. Beyza dikkatli ol. Azra dikkatli ol. Çok farklı. Her şıktan geldi arkadaşlar, enteresan bir şekilde. Şimdi tamamen söylediklerinizi, yazdıklarınızı unutun. İrem hayır, dikkatli ol. Ha pardon, hangisi doğru değildir demiş. Tamam, ben doğruya baktım direkt arkadaşlar. Öğrenciler tamam. Evet, ilk baştaki söylediklerim doğru arkadaşlar. Özür dilerim. Şöyle bir daha bakayım ben. Meryem doğru, Pınar doğru, Beyza doğru, Şevval dikkatli ol. Evet, ben direkt doğruyu sordular diye baktım. Evet, şimdi açıklayayım arkadaşlar. Şevval doğru. Şimdi soruda diyor ki, işte şu natı kapatmamamız lazım. Hangisi yanlıştır demiş, tamam mı? Hangisi yanlıştır dediğine göre arkadaşlar, günlere bakalım. Salı günü. Günlerin ne olduğunu bilmeseniz bile fark etmez. Sadece şuralarda arkadaşlar eşleştirmelere dikkat edeceksiniz. O yüzden günlere dikkat edin. Şimdi cevabımız Adana olduğu için ben Adana'yı es geçiyorum. Deniz'den başlıyorum. Students can take part in cultural activities on Sunday. Pazar günü kültürel etkinliklere katılır öğrenciler demiş. Hemen pazar gününe bakıyorum. Tiyatroya gitmek ve müzeye gitmek arkadaşlar, müze ziyareti yapmak bir kültürel etkinliktir. Bazen hocam yani müzeye gitmek nasıl kültürel bir etkinlik diye düşünebilirsiniz. Ya da tiyatroya gitmek. Evet arkadaşlar, tiyatroya gitmek, müzeye gitmek, operaya gitmek bunlar kültürel bir etkinliktir. O yüzden deniz şıkkı doğru oluyor. Cumartesi günü aktiviteleri related to science. Science'ı biliyorsunuz. Birinci ünitede vardı science fiction diye zaten, bilim kurgu. Bilimle alakalı demiş. Cumartesiye bakıyorum. Evet, uzay istasyonu ziyareti yapmak ve DNA model üzerinde çalışma yapmak tabii ki bilimle alakalı. Bu da doğru diyorum. There will be environmental activities on Thursday. Perşembe günü çevresel bir aktivite olacak. Environmental activities. Geçen senenin kelimesi arkadaşlar ama şu ana kadar normalde sorulmasa bu kelime iyi olurdu. Tam üniteler bitmediği için. Baktığımız zaman ağaç dikmek ve ormanları temizlemek. Ormanı temizlemek arkadaşlar çevresel bir faaliyet. Bu da doğru. Ama Adana'da öğrenciler can try extreme sports. Ekstrem sporlar deneyecekler. On Tuesday, salı günü. Bakalım arkadaşlar. Burada bisiklet sürmek ve voleybolu görünce spormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar ekstrem spor mu onu düşünmeniz gerekiyor. Ekstrem spor değil arkadaşlar. Ekstrem spor demek, ekstrem spor 6. ünitemizin konusu. Bunu da aynen arkadaşlar bu environmental kelimesi gibi daha sonra sorsalar daha güzel olurdu. Ekstrem spor dediğimiz uç sporlar, tehlikeli sporlar. Onlar neler arkadaşlar? Mesela bungee jumping. Yani uçaktan ya da bir yüksek yerden belinize halatla bir şey bağlanıyor, onunla atlıyorsunuz. Ya da skydiving dediğimiz uçaktan atlama. Ya da arkadaşlar heliskiing dediğimiz bu helikopterden atlayıp nerelere girme, karlı yerlere atlayıp kayma. Bunların hepsi ekstrem spordur. Yani bu ekstrem kelimesini koymasalardı bu birinci ünite, ikinci ünite için daha güzel olurdu arkadaşlar. Ama koymuşlar, yapacak bir şey yok. Altıncı ünitemizin kelimesi normalde bu. O yüzden doğru cevabım bisiklet sürmek ve voleybol oynamak arkadaşlar, ekstrem spor olmadığı için yanlış olan arkadaşlar tabii ki Adana diyorum. Tamam. Geçtik beşinci sorumuza arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bunda da biraz dikkat istiyor. Dikkatli olalım arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum chatten. Evet, Eyüp Asaf. Güzel. Sibel güzel. Beyza Nur doğru. Lin doğru. Sudenaz doğru. Hatice doğru. Güzel. Erva doğru.
Pınar biraz dikkatli ol. Pınar dikkatli ol. Rana doğru. İrem dikkatli ol. Hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Evet, Meryem Erdoğan doğru. Tamam, Şevval dikkatli ol canım. Başlıyorum. Geçsin bu kadar. Şimdi arkadaşlar, yukarıda bir bilgi veriliyor. İngilizce sınıfında öğrenciler birbirlerine sorular soruyorlar ve aşağıda da John'un notları var. Şimdi arkadaşlarım sınıfımda demiş, like camping and trekking, kamp ve trekking yapmayı sevenler 3 kişi. Enjoy going to concert, konsere gitmekten keyif alan 2 kişi. İsimleri var burada, önemli değil. Love visiting book fairs, kitap fuarlarına ziyaret seven Larry. Dislike arguing with friends, arkadaşlarla tartışmayı sevmeyen Carl ve Alan 2 kişi. Hate eating fast food, abur cubur yemekten nefret eden 1 kişi arkadaşlar. Şimdi bizim burada bilgilere göre hangisi doğrudur demiş. A şıkkından başlıyorum. 4 kişi, for people enjoying outdoor activities. 4 tanesi dışarı aktivitesi seviyor. Dışarı aktivitesi kamp ve trekking arkadaşlar. Baktığımız zaman burada 3 kişi var. Hocam işte enjoy konsere gitmek de dışarı aktivitesidir diye düşünen varsa içimizde şayet. 2 de bunlar var arkadaşlar. 5 kişi olur. O yüzden 4 kişi olmaz zaten. Kitap fuarına gitmek arkadaşlar. Hocam bu da dışarı aktivitesi diye düşünürseniz eder 6 kişi. O yüzden bu yanlış olur arkadaşlar. İkincisi, boat kelimesi de bizi tuzağa düşüren bir kelime arkadaşlar. Her ikisi de demek, tamam mı? Both Patricia and Larry. Hem Patricia hem de Larry like listening to music. Müzik dinlemeyi sever. Müzikle ilgili arkadaşlar concert kelimesi var. Baktığımız zaman Patricia seviyor. Doğru arkadaşlar. Ama Larry ile ilgili, müzikle ilgili bir şey söylemediği için bu da yanlış arkadaşlar. Carl ve Alan never. Evet, üç neyimiz arkadaşlar yine geldi. Never get on well with their friends. Arkadaşlarıyla asla iyi geçinemezler demiş. Bakalım Carl ve Alan'a burada arkadaşlar. Dislike arguing with friends. Arkadaşlarıyla kavga etmeyi sevmezler. Dislike burada önemli arkadaşlar. O zaman bu da yanlış oluyor. Only one person. Only kelimesi de bizim tuzak kelimemiz. Sadece bir kişi. Prefers vegetables. Sebzeleri tercih eder. To hamburgers, hamburgerleri. Bir kişi sebze yemeği hamburgerlere tercih eder. Prefer'ı hatırlıyorsunuz, yakın olan tercih ediliyordu arkadaşlar. Burada diyor ki, hate eating fast food. Abur cubur yemekten nefret ederler. Kim ediyor? Bobby. Bir kişi mi? Evet, bir kişi. Peki hocam, sebze olduğunu nasıl anlayacağız biz? Abur cubur yemekten nefret ediyorsa bu kişi arkadaşlar sağlıklı yiyecek yiyor demektir. Aslında vegetables yerine healthier food deselerdi daha da güzel bir soru olurdu. Only one person prefers healthier food to hamburgers dese sorumuz biraz daha kaliteli bir soru olurdu. Sebzeyi tercih ederler, hamburger yerine diyor. O yüzden doğru cevabım Denizli diyorum arkadaşlar. Evet, sorularımız arkadaşlar gayet güzeldi bence. Ama chatten hemen şöyle kısa kısa sizin yorumlarınızı da alayım. Hocam sorular iyi, güzel, kötü ya da biraz zorlamışlar. Fikirlerinizi önemsiyorum arkadaşlar. Kısa kısa ifadeler yazabilir misiniz sorularla alakalı? Ben de diğer paylaşacağım şeyi açayım size. Evet, chatten arkadaşlar şöyle bir yorumlarınızı alayım. Üçüncü ünitemizle ilgili etkinlik yapacağım şimdi. Evet, yorumlarınız bekliyorum. Evet, güzeldi ama biraz zordu. Evet Meryem, doğru söylüyorum. Biraz zorlamışlar bunda. Biraz dikkat istiyor arkadaşlar. Evet, tamam arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet, güzeldi. Güzel. Tamam, şimdi girelim buraya arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz biliyorsunuz ki in the kitchen ünitesi. Biz arkadaşlar üçüncü ünitemizle ilgili soruları net yapabilmemiz için özellikle sinonim ve antonimlere çok önem veriyorum ben. Sinonim ve antonimleri bildiğiniz zaman arkadaşlar, evet İslam tam benlikti hocam sorular demiş. İslam teşekkür ediyorum. İngilizce öğretmen olman da beni ayrıca yani olmak istemen de ayrıca mutlu ediyor beni. Çok güzel. Yardımcı olacağım bir şey varsa her zaman destek olmaya hazırım. Evet, B bölüm arkadaşlar en yakın anlamlarını bulun demiş. Şöyle bir
Hemen birinci soru arkadaşlar. Beklememe gerek var mı bilmiyorum ama seviyenizi tam bilmediğim için. Şöyle bir göreyim arkadaşlar chatten. 1C, 2B falan diye yazarsanız ben de hemen açıklarım arkadaşlar. Evet, doğru cevaplar geliyor. Evet, delicious arkadaşlar lezzetli demek. Lezzetlinin eş anlamlısı tasty arkadaşlar. Bakın delicious, tasty ya da arkadaşlar biz sweet kelimesinde kullanabiliriz. Lezzetli, leziz anlamında. Şu ana kadar herkes doğru cevabı gönderdi. Ama biz sadece arkadaşlar hemen cevabını verip geçelim istemiyorum ben. Tamam leziz demek ama diğer şıkları da söyleyeyim ki bilmeyen arkadaşlarımız öğrenmiş olsun. Salty tuzlu, spicy baharatlı, sour ise ekşi demek. İkinci sorumuz burada arkadaşlar. İkinci sorumuz burada. İkinci cevabını bekliyorum. Evet, farklı cevaplar geldi. Büyük ihtimalle üçüncü soruya bakanlar oldu arkadaşlar. Üçüncü soruya bakanlar oldu. İki yan tarafta arkadaşlar. Evet, açıklıyorum arkadaşlar. Diyor ki ki de easy arkadaşlar kolay demek. Kolay kelimesinin eş anlamlısı tabii ki simple, basit demek arkadaşlar. Rice, pirinç ya da pilav. Famous, ünlü. Hard ise arkadaşlar zor demek. Üçü istiyorum. Üçü yazın. Üç. Evet, güzel. Tamam, çok güzel. Yeterli bu kadar. Üç arkadaşlar, fatty yağlı demek. Fat kelimesinden aklımızda kalsın. Şişman kelimesinden aklımızda kalsın. Kilolu demek yani. Fatty yağlı demek. Milky çok kolay zaten. Sütle alakalı. Sütlü demek. Bitter acı demek. Bitter çikolatadan aklımızda kalsın. Sweet tatlı demek. Ama arkadaşlar, greasy evet yağlı demek. Doğru cevabımız Zehra, Erva, Meryem, Can. Evet, şu ana kadar cevap verenler doğru cevap vermiş. Dördü yapalım. Dört. Dört arkadaşlar, güzel bir soru. Hatice dikkatli ol. Evet, yetsin bu kadar, başlayayım ben. Process arkadaşlar süreç demek, tamam mı? Basamak demek, adım demek arkadaşlar. Yemekle ilgili mesela ilk olarak suyu kaynatın, sonra makarnayı dökün vesaire bir tarif demektir. Recipe tarif demek arkadaşlar. Proseste çok karıştırılır bu. O yüzden dikkatli olalım. Process aşamaları demek, basamakları demek. Recipe ise tarif demek. Bu tarifin içinde malzemeler de vardır arkadaşlar. Sonra açıklamalar kısmına geçer. Process o yüzden the steps, adımlar, basamaklar demektir. Eş anlamlısı budur. Ingredients içindekiler, after that, ondan sonraki demek. Beşi yapalım. Beş. Evet, güzel. Çok hızlısınız. Şu ana kadar herkesin cevabı doğru. Naciye dikkatli ol. Naciye'nin cevabı farklı gördüm. Evet, tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar beef kelimesi biftek demek, tamam mı? Biftek. Şimdi Naciye büyük ihtimalle hemen meat, eti görünce yaptın ama burada meatball diyor Naciye, köfte demek. Köfte eşittir biftek demek değildir. O yüzden beef'in eş anlamlısı steak, biftek demek arkadaşlar. Hatta şu sıralar gündemde ya steakhouse falan diye. Ne demek steakhouse? Biftek evi anlamında arkadaşlar. Aklımızda kalabilir. Chicken tavuk demek, seafood ise arkadaşlar deniz ürünleri demek. Fridge yan tarafta altıncı kelimemiz, altıyı evet. Bu ana kadar yanlış cevap yok, çok güzel. Meryem Kaya, Ceylin, Beyza Nur, Azra. Evet, refrigerator, fridge arkadaşlar buzdolabı demek, eş anlamlısı bu. Saucepan sos tavası demek. Yandaki kere oven fırın demek, strainer ise arkadaşlar süzgeç demek, tamam mı? O yüzden doğru cevabımız Adana. 7'yi yapalım. Güzel gidiyorsunuz. Evet, şu ana kadar yanlış cevap yok. Güzel. Choice arkadaşlar seçim demek, seçenek demek. Bu da arkadaşlar nerede var? Prefer tercih demekti. Tercih. Bowl kase, spoon kaşık, boil kaynatmak, haşlamak.
Şimdi bu kaynatmak ve haşlamak kelimelerini bazen sınavda yanlış düşünüyorsunuz. Haşlamak demek arkadaşlar, bu kaynatmak demek. Mesela suyu koyduk, makarna için kaynatmak ya da çay için su koyup kaynatmak. Bu olur. Bir de arkadaşlar yumurta haşlamak için de biz boil kelimesini kullanıyoruz. Boğulamak anlamındaki steam kelimesiyle karıştırmayın. Steam mesela bir brokoliyi ya da arkadaşlar havucu neyse buharın üzerine koyup haşlamak dediğimiz şey. Buharda pişirmek steam, buğulamak demek, tamam mı? Ona dikkat edin. Boil de direkt kaynar su olması lazım. Ona ayrımına dikkat edin. 8. Sweet'i söylemiştim aslında birinci soruyu yaparken dolaylı yoldan. Evet, tasty arkadaşlar. Leziz demek. Bir de zaten delicious, sweet ve tasty diye söylemiştik. Greasy yağlı, flour, un, seaweed ise yosun demek arkadaşlar. 9. Evet, çok güzel. 9'da hiç sıkıntı yok şu ana kadar. Grill kelimesini ben arkadaşlar derste arkadaşlarıma şöyle kodlamıştım. İki tane LL var. Bakın grill kelimesinin sonunda arkadaşlar. İki tane LL var. Bu LL'lerden arkadaşlar şöyle ızgara giyinmiş gibi düşünün. Yani mangal teliymiş gibi düşünün demiştim. Izgara yapmak yani barbekü yapmak arkadaşlar. Slice dilim dilim doğramak. Fry yağda kızartmak. Steam ise biraz önce söylediğim boğulamak demek arkadaşlar. 10. sorumuz ve sinonimlerin sonuncusu. Çok güzel. Evet, cook arkadaşlar aşçı demek. Bazen bu soruda da pişirmek diye çeviriyorsunuz ama aşçı anlamını unutuyorsunuz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Waiter garson, erkek garson. Knife bıçak, customer da arkadaşlar müşteri demek. Evet, burayı bitirdim. Şimdi arkadaşlar zıt anlamlara geçiyorum. Zıt anlamlarda şöyle yapayım. 10 soruyu da birden atın arkadaşlar. Olur mu? 10 soru 1C, 2B, 3B diye atarsanız vakit kaybetmemiş oluruz. Ben direkt açıklarım. Siz kendiniz test edersiniz. Siz 1-2 diye gönderiyorsunuz. Hepsini birden gönderebilirseniz sizin için daha iyi olur. Tek mesajda hepsini birden atın. Sonra ben 1C, 2A, 3B deyince siz kendiniz kıyaslayın arkadaşlar. Öbür türlü biraz vaktimiz boşa geçecek gibi. Evet, Şevval uslu gibi yani. Sudenaz çok güzel. Aynen bu şekilde istiyorum. Böyle baktığım zaman evet. Sibel olsun çok güzel. Ya doğru mu yanlış mı birazdan ben açıklayınca siz kendiniz kıyaslayın, tamam mı? Ben çünkü şu an hepsine birden bakmam çok zor olur. Evet. Tamam Şevval. Biliyorsan sıkıntı yok. Evet arkadaşlar ben şimdi hepsini tek tek açıklıyorum. Siz kendiniz artık kıyaslamanızı yapın, tamam. Evet, take arkadaşlar take almak demek, give ise vermek demek. Yani doğru cevabım Ceyhan. Cover üzerini örtmek. Ama bu erkekler daha iyidir bunun. Oyunlarda ise arkadaşlar cover me demek beni kolla demek, tamam mı? Üstümü ört demek değil. Cover kollamak demek arkadaşlar. Dice küp küp doğramak. Cut kesmek. First ilk olarak demek. Firstly ilk olarak. Finally son olarak demek. Eş anlamlısı bu. Then daha sonra. Second ikinci. Before önce demek. Cold soğuk demek. Hot sıcak, cool serin ya da havalı anlamında. Ice cream dondurma, dish ise arkadaşlar yemek demek. Ice cream demişken bir ayrıntıya gireyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım biliyor ama dondurma dediğimizde arkadaşlar bir tatlı türüne girer. Yanlış anlaşılmasın. Bazı sorularda sorulduğu için dondurma bir tatlıdır arkadaşlar. Ama detaya da girerse cold dessert dediğimiz soğuk bir tatlıdır. Buna dikkat edin. Bitter arkadaşlar acı demek. Bunun zıt anlamlısı arkadaşlar sweet. Burada da sugar'a karıştırabilirsiniz. Acı ya da şeker diye dikkatli olun.
Acının zıttı arkadaşlar sweet, tatlıdır. Oil yağ demek. Spice baharat demek, baharatlamak demek. Sugar ise şeker demek. Same aynı. Bunu arkadaşlar some'la karıştırmayın. Tamam mı? Some. Biraz, birkaç anlamıyla karıştırmayın. Same aynı. Different ise farklı demek. Onion soğan. Dough arkadaşlar hamur. Various çeşitli demek. Put koymak demek. Remove ise arkadaşlar almak demek. Tamam, mesela tepsiyi fırından almak için remove the baking tray from the oven diye kullanacağız. Pour dökmek, grate rendelemek, heat ise ısıtmak demek. Bazen sorularda preheat diye görürsünüz. Preheat ise arkadaşlar önceden ısıtmak demek. Possible mümkün demek, impossible imkansız, mümkünatı yok demek. Bazı bir spor markasının reklamında da var zaten. Nothing is impossible, hiçbir şey imkansız değildir diye. Oradan da aklınızda kalabilir. Need, ihtiyacı olmak. Flower, aroma, tat demek. Homemade de ev yapımı demek. Doğru cevabım 7'nin denizli olacak. Melt, eritmek demek arkadaşlar. Zıt anlamı freeze, dondurmak demek. Chop, doğramak. Knead, yoğurmak. Serve ise adı üstünde servis yapmak demek. Backward, geri demek. Forward ise ileri demek. Hani bunu futboldan hatırlayın. Sağ bek, sol bek oyuncusu ya da forvet oyuncusu diyoruz ya. İngilizceden dilimize geçmiş bir ifade. Mixture, karışım demek. Bunu da arkadaşlar mix'ten aklınızda kalsın. Fresh, taze, yeni demek. Warm ise ılık demek. Healthy, sağlıklı demek. Zıttı arkadaşlar unhealthy. İngilizce'de bazı kelimelerin başına un, il, mis, il, el, gel, dis geldiği zaman olumsuz yapar. Un da onlardan bir tanesi. Sağlıklı, sağlıklı, sağlıksız. Eye-catching, göz alıcı, mood, modunda, havasında demek. Gently de arkadaşlar, nazikçe, kibarca demek. Evet, şimdi bakıyorum şöyle, tamam. Diğer bölümümüz arkadaşlar, burayı geçiyorum. Bunlar, burası güzel ama bunu tek tek yapabiliriz. Biri atın arkadaşlar, bir. Tek tek gidelim buradan. Hızlı gideriz çünkü buradan. Evet, herkes şu ana kadar doğru cevabı attı. Can you describe me the process? Process arkadaşlar süreç demekti. Bakın biraz önce üstüne durmuştuk. Bana süreci tarif edebilir misin? Evet Hatice, Efe doğru. İkiyi yapalım. Başına yine iki diye yazın. Artık yöntemimizi öğrendiniz. Tebrik ediyorum sizi. Evet, Meryem Kaya, Sudenaz, Şevval, Eyüp Asaf, İslam, Ceylin. Şevval, Beyza, Zehra. Tamam, güzel. How would you like your dish? Dish arkadaşlar yemek demek. Aynı zamanda bulaşık anlamı da var. Bir anlamı daha var. Tabak arkadaşlar. Yani Türkçedeki eş sesli kelimeleri diyebilirsiniz. Dişin yemek, tabak ve bulaşık anlamları var. Üçü yapalım. Berkay, üçten devam etsen. Erva Şengil, cevapların gelmiyor mu? Bir daha bakayım Erva. Bakayım bir, ismini göremedim. Efe, Eyüp, Zuhde, Meryem. Yok Erva. Tekrar gönül bir nokta koyar mısın? Direct mesaj. Tamam, özelden gelmiyor. Erva, buradan atarsan başka arkadaşlarımızın da dikkati dağılır diye özelden attırıyorum. Özelden bir nokta koyar mısın? Erva geldi bak, tamam. Devam et, özelden o şekilde gönder. Tamam, 3 Adana dediniz. What is there in it? İçinde ne var? Doğru. 4'e geçtim. 4. Evet Meryem, çok güzel. Meryem Kaya, Şevval, Sibel. What is the last step? LGS sorusu arkadaşlar bu arada bu. Last step, son adım, son basamak demek, tamam mı? Last'ın bir anlamı daha var. Bilen'i tebrik edeceğim arkadaşlar. Last kelimesinin bir anlamı daha var. Chat'ten ilk yazan kişiyi tebrik edeceğim. Last'ın fiil anlamı var, ne demek? İslam, bekliyorum. Ha, Eyüp Asaf bitmek demek değil. Sibel Tosun geçen. Evet, geçen anlamı var. Doğru. Evet. Şey istiyorum. Fiil anlamı var. Evet. Fast de o hızlı olan. Önce değil. Önce before demekti Hatice. En son, tamam Meryem. Onu biliyoruz zaten. Şu an onu söyledik. Bir anlamı daha var. Fiil anlamında. Kalıcı demiş Sibel. Yok, onu istemiyorum. Fiil değil o. Evet. Söylüyorum arkadaşlar. Ölüm demek.
Ha yok. Buharda pişirmek yok değil Naciye. Evet, last arkadaşlar sürmek demek, devam etmek demek, tamam mı? Last'ın bir anlamı da o. Burada fiil olarak kullanılıyor. Son adımı ne demek? Doğru ama fiil olarak da yukarıdaki diş gibi eş sesli bir kelime. Beşi yapalım. Beş. Evet, çok güzel. Beşte iki farklı cevap geldi. Evet. Dikkatli yapın. İki farklı cevap geldi. Evet, bir tane farklı A vardı, onu göstereyim. Hatice dikkatli ol. Evet, do we mash or slice? Mash ezmek, slice dilimlemek demekti arkadaşlar. Yağda kızartmak, do we fry olsaydı o zaman belki A'ya düşebilirdik. 6'yı yapalım. 6. 6. Evet. Pour the mixture into a bowl. Karışımı kaseye dök. Evet, dök. Evet, Adana doğru. 7. 7. Evet, çok güzel. Naciye, başına A 7 diye yazarsan diğer sorularla karışmamış olur. Which one do you prefer most? Most arkadaşlar tablo sorularının en çok sevilen kelimesi biliyorsunuz. En çok demek. Hangisini en çok tercih edersin? O yüzden doğru cevabım B olacak. 8. Evet, Sude nasıl hızlıca yapmış? Evet. Şimdi inşallah bu soruda sıkıntı yaşamazsınız. Hatice 8 S yazmışsın. S ne demek? A, B, S, ben de anlayamadım. Hatice Eroğlu 8 S yazmışsın. Azra B, Hatice Eroğlu A, Eyüp Asaf B, Hatice A, Eyüp, evet. Pınar A demiş. Şimdi after arkadaşlar tuzak kelimelerden bir tanesiydi biliyorsunuz. After we add the ingredients. After kelimesi ortada olduğu zaman arkadaşlar biz sondan topluyoruz, tamam mı? Malzemeleri, içindekileri ekledikten sonra ne yapmalıyız? Yani önce ifadesi mi, sonra ifadesi mi? Ona bakacaksınız. 8'de arkadaşlar sonra burada olduğu için demek ki doğru cevabım burası. Malzemeleri ekledikten sonra ne yapmalıyız? Doğru cevabım Adana olacak arkadaşlar.